Peki hocam, hastanemizde lazer epilasyonda ciddi anlamda bir hasta sayımız var. Birazdan dolgu ile ilgili merak edilene de değineceğim. Lazer epilasyonda hocam peki hangi bölgelerde lazer epilasyon uyguluyoruz ve bunun kaç seansta sonuçlarını hasta görebiliyor? Şimdi lazer epilasyon neredeyse vücudun her bölgesine uygulanabilir. Öyle bir belli bir şey yok. Hastalar işte genital bölgeye uygularsak iç organlara zarar verir mi, üremeyi bozar mı falan diye merak ediyorlar bazen. Evet. Öyle bir şey söz konusu değil. Sadece kılın boyutunda zaten etkili lazerler. Yani lazeri biz başka bir alanda kullanmak istesek kullanamıyoruz. Mesela bir damara etki etmesini istesek damar lazerini kullanmamız lazım. Bu sadece kıl boyutunda etkilidir. Dolayısıyla hani kıldan hariç başka bir yere bir zarar vermesi söz konusu değil. Onun haricinde bizim için önemli olan en iyi cevap aldığımız hastalar beyaz tenli ve kıllarının koyu olduğu hastalar. Evet. Lazerde en çok başarı bu tip hastalarda sağlanır. Bizim elimizde bir tane diyotumuz, iki tane Alex'imiz var. Alex nispeten daha açık tenlilerde kullandığımız, her bölgeye uygulayabildiğimiz bir cihaz. Evet. Diyot da daha esmerlerde tercih ettiğimiz, dalga boyu daha uzun olduğu için daha derinlere etki edebilen bir cihaz. Onun isterseniz uygulama aralıklarını size Yeşim Hanım'la tekrardan hoş geldiniz diyoruz yayınımıza. Peki Yeşim Hanım, hocamın da dediği gibi uygulama aralıkları ile ilgili lazer epilasyon birimimizde yaptığımız hizmetlerle ilgili izleyenlerimize bilgi verebilir misiniz? Hasta geldikten ilk görüşme esnasında kıl boyutuna bakıyoruz, uzunluğuna bakıyoruz. İşlem ayda bir tekrarlanıyor genelde. Belli periyotlarımız var. 1,5 ayda bir, 2 ayda bir şeklinde hastamızı çağırıyoruz. Bu tabii kıl çıkış yönüne göre tabii ki değişiyor. Düzenli tabii ki seans istiyoruz hastalarımızdan. Düzenli işlem olduktan sonra sonuç almamasına imkan yok hiçbir hastamızın. Peki lazer epilasyon öncesinde veya sonrasında yapılması gerekenler var mı Yeşim Hanım? Bununla ilgili bize söyleyeceğiniz bir notunuz var mıdır? Şöyle, hastamız geliyor. Önce bir hocamızın gözetimi altında bir kıl kontrolü yapıyoruz. Evet. Dediğim gibi. Kısaltma işlemi istiyoruz hastamızdan. Çünkü kıla lazer olmayacağını, bunun bilgisini veriyoruz. İlaç kullanımı çok önemli. Eğer kişinin kullandığı bir ilaç varsa doktorumuza danışarak zaten dondurma işlemi ya da gebelik işlemi varsa hastamızda. Bunları dondurmayla bekletiyoruz. Sonrasında peki operasyondan çıkarken hastalara özellikle şunu yapmayın, seansınız bitti, bugün bu olsun dediğiniz bir nokta oluyor mu? Yok, hayır. Yani serbest lazerden sonrasında. Şöyle, bronzlaşmaması bizim için çok önemli. Yaz döneminde renginin değişmemesi önemli. Evet. Onun dışında hiçbir şekilde kısıtlandığımız bir şey yok hastalarımızda. Rahatlıkla seanslarına girip hayatlarına devam ediyorlar. Sizler de bu konuda oldukça deneyimli. Yıllardır da burada hizmet veren, başarılı sonuçlar almamızda da gerçekten bu deneyimlerinizin etkisi olan insanlardansınız. Size de bu anlamda teşekkürlerimizi sunalım.